Herkese merhaba. Seri Katiller serimize devam ediyoruz. Bugün size bebek yüzlü seri katil Alika'yı anlatacağım. Bebek yüzlü katil akli dengesi yerinde olmayan biriydi. Kendisi bir hedef doğrultusuna ilerliyordu. Hedefi ise insanların canına kıymaktı. Alika'ya 1978 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hırsızlık, adam yaralama gibi birçok suça karışmıştı. Suç dosyası o kadar kabarıktı ki 17 yaşındayken tutuklanmasına karar verildi. Ancak henüz reşit olmadığı için ıslah evine gönderildi. Alika'ya ıslah evinde 2 yıl cezasını çektikten sonra 1997 yılında serbest kaldı. Kaya 97 yılında ilk cinayetini işledi. Kaya'nın emlakçılık yapan amcası bir gün ofisten tam çıkacakken arkasından gelen yeğeninin bıçak darbelerine maruz kaldı. Defalarca bıçaklanan amca olay yerinde hayatını kaybetti. Çok kısa bir soruşturmanın ardından suçu işleyenin Alika'ya olduğu öğrenildi. 19 yaşında olduğu için artık yeri ıslah evi değildi. 5 yıl ağır hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. 1999 yılında cezasının az bir kısmını yatarak serbest kaldı ve tekrar Alanya'ya döndü. Artık 21 yaşında genç bir delikanlı olan Alika'ya hayatı sıfırdan başlamak istiyordu. Bir daha böyle suçlara karışmadan toplumun içinde var olmak istiyordu. Fakat mahallede dönen dedikodular da canını sıkıyordu. Kurtulmak istediği suç dosyasına bir şekilde yeniden çekiliyordu. O hapishanedeyken annesine birisinin cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendi. Bu durum onu deliye çevirmişti. Zeynep isimli adamı bir süre takip etti ve daha sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kimin yaptığı belli ve herkes biliyordu. Yakalanan bebek yüzlü katil Alika'ya tekrar cezaevine gönderildi. Burada akli dengesi bozuk raporu düzenlendi. Bu rapor sayesinde hapishaneden çıkarılıp hastaneye yerleştirildi. Hastanede yapılan incelemeler sonunda kapalı yerde kalamaz raporu almayı da başarınca özgürlük kapıları sonuna kadar açıldı. Alika'ya Alanya sokaklarına döndü. Çıktığı andan itibaren ardı arkası gelmeyen cinayetler işlemeye başladı ve tam 5 masum insanı peş peşe öldürdü. Bu cinayetlerden ceza almadı. Sokaklarda ne yapacağı asla belli olmayan bir adam dolaşıyordu. İnsanlar artık tedirgin olmuş ve rahatça sokaklarda dolaşamaz durumdaydı. Cinayetlerden sonra bu işin böyle olmayacağını anlayan yetkililer hastaneye yatırılmasına karar verdi. Bu arada Ali işlediği bu 5 cinayetinde insanların kötü olduğunu düşündüğünü söylemişti. Alika'nın akli dengesi her yönden bozuktu. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yerleştirildiğinde sene 2000'di ve o sıralar ünlü çivici seri katil Süleyman Aktaş'ın koğuşunda kalmaktaydı. Yine o hastanede yatmakta olan İzmir canavarı Ayhan Kartal'dan ise nefret ediyordu. Bunun sebebi de Ayhan Kartal'ın 1985 yılında küçük bir kıza cinsel saldırıda bulunmasıydı. Ali bu bilgileri aldığında kendisine yeni bir hedef belirledi ve Ayhan Kartal'ın ortadan kalkması gerektiğini söylüyordu. Çok geçmeden Alika'yı İzmir canavarını da öldürdü. Bu cinayetin ardından 2003 yılında Şanlıurfa Açık Cezaevine konuldu. Ali'nin burada durmaya da niyeti yoktu. 2004 yılında hapishaneden kaçmayı başardı ve yeniden sokaklardaydı. Alanya'ya geri dönen seri katil kendisine yeni hedefler arıyordu. Şans eseri Mahmutlar beldesinde yolda giderken jandarmanın kimlik kontrolüne denk gelmişti. Jandarma araçta Erdal Yılmaz adına düzenlenmiş kimliği sahte olduğundan şüphelendi ve şüpheli şahsı alarak karakola götürdü. Yapılan işlemlerde sahte kimlikle gezen Alika'ya tekrar yakalanmıştı. Tekrar cezaevine gönderilen seri katil 2012 yılında serbest kalınca kendisini ihbar eden 3 kişiyi daha gözünü kırpmadan öldürdü. Bebek yüzlü katil Alika'ya son cinayetini 6 Nisan 2012 yılında işledi. Adam yaralama, gasp, uyuşturucu satmak ve bulundurmak suçlarından sabıkalı olan Mehmet Poyraz'ı abisinin evinde silahla vurarak öldürdü. Alika'nın yeni duru artık Gaziantep cezaeviydi. 5 Ocak 2014 tarihinde hükümlü olarak bulunduğu Gaziantep cezaevinde yapılan açık görüşü fırsat bilen bebek yüzlü katil Alika'ya ikinci defa firar etmeyi başardı. Saat 10.30 civarlarında 5 metrelik duvarı ve üzerinde bulunan jiletli telleri aşmayı başaran Alika'ya 2 saat boyunca otoparkta bulunan bir cezaevi nakil aracının altında saklandıktan sonra açık görüşten dönen kalabalığa karışarak cezaevinden kaçmayı başardı. Alika'nın olmadığı, firar ettiği günün akşamı yapılan koğuş sayımında ortaya çıkar. Firarından yaklaşık 3 ay sonra Gaziantep'te bir arkadaşının evinde saklandığı istihbaratına ulaşılan Alika'ya yapılan operasyonda evden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Suriye sınırını geçme planları olduğu belirlenen bebek yüzlü katilin elinde bir tabanca ve 10 kişilik ölüm listesi yer almaktaydı. Ali Kaya şu an hala cezaevinde.